Deniz arıyor. Bakalım ne diyecek. Efendim Deniz. Hı, alo Gaye'cim nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ya kusura bakma, seni bu saatte arayıp rahatsız ettim ama bir şey söyleyecektim. Ateş'in kulüple anlaşmasını sizin restoranda kutlayalım istiyorum. Ne dersin, uygun olur musun? Yarın akşam. Bilemedim ki şimdi. Yani Timur'la konuşmadan da bir şey diyemem. Yani çok kalabalık olacağız. Camiadan prestijli isimler de gelecek. Yani sizin restoran için aslında güzel bir tanıtım olur ama yani Ateş'in de hoşuna gider. Tabii sen bilirsin. Tamam ya, tamam. Ayarlayacağım ben, olur. Harikasın, çok sağ ol. Görüşürüz, bay bay. Görüşürüz. Tamam, çok güzel. Çok seviniriz gelirseniz. Yani böyle önemli bir akşamı sizinle kutlamak isteriz. Tamam, harika. Ben size detayları atacağım. Görüşürüz. Görüşürüz, sağ ol. Caner, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, buraya kadar de zahmet ettin ya. Olsun, önemli değil, olur mu? Bir şey içer misin? Yok, teşekkür ederim. Çok sağ ol Elif'ciğim. Ne yaptın? Aradı mı davetleri? Geliyorlar mı? Aradım. Ya birkaç firemiz var ama onun dışında herkes geliyor. Güzel. Basınla konuştun mu? Ha, evet evet konuştum. Onlar da tamam. Hiçbir sorun yok. Benim istediğim şeyi hallettin mi Caner? En önemlisi bu biliyorsun. Merak etme, hallettim. Hatta şu an sistemi de kurduruyorum. Deniz, bunu gerçekten yapmak istediğine emin misin? Bak biliyorsun değil mi? Bunun geri dönüşü yok. Eminim Caner. Tabii ki eminim. Peki öyleyse. Ateş geliyor, sen kalk. Caner hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Tamam o zaman. Ben mekana geçiyorum Deniz. Oraya akşam geldiğinde görüşürüz. Tamam. Görüşürüz abi. Eyvallah. Her şey tamam. Ara gibi çalışıyoruz. Akşam Gaye'nin restoranında olacağız. Hayatım ne gerek var şimdi Gaye'nin mekanı? Bizim her zamanki mekanı ne oldu Allah aşkına? Ya tatlım yani yıl dönümümüzü kutlarken çok eğlendik. Yemekler de çok lezzetli. Ne var bunda? Gayet güzel. Doğru. Timur, bu Barkovizyon'u buraya niye kuruyorlar? Ben hiç anlamadım ya. Ben sordum. Perdede Ateş'in maçlarından görüntüler falan dönecekmiş. Ha. Ya yani döndü dolaştı. Ateş'in partisini burada yapmaya karar verdi. İnanılmaz ya. Ne güzel işte. Bu iş bize yaradı. Güzel reklam yapacağız. Ya evet. Kendi eliyle ekmeğime yağ sürüyor. Yani. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sevgilim aslında sen bu partiyi iyi düşündün. Ne zamandır arkadaşlarla da toplanmamıştık. Çok güzel olacak. Hep birlikte eğleneceğiz. Sana daha çok sürprizim var. Bak sen. Hoş geldin. Merhaba. Eyvah. Hayatım kim çağırdı? Hoş geldiniz efendim. Ben çağırdım. Bir program olabilir miyim? Hayatım senin başarını herkes görmesin mi? Ayrıca eski kulübünde neyi kaybettiğini bir kez daha anlıyorsun. Yani bu aralar basına çıkmasam iyiydi ama artık yapacak bir şey yok. Artık çok genç. Hoş geldiniz. Merhaba Gaye, hoş bulduk. Merhaba. Teşekkürler. Gaye her şey harika görünüyor, ellerine sağlık. Rica ederim. Umarım eğlenirsiniz. Eğleneceğiz. Çok eğleneceğiz. Özellikle de sen çok eğleneceksin bu gece. Buyurun şöyle geçelim. Gelin. Gel aşkım. Vay. Vay. Tamam. Abi nerelerdesin sen ya? Boracığım ne haber? İyidir, seni sormalı. İyiyim ben de sağ ol. Deniz hoş geldin. Ateşi biraz alacağım senden. Hadi abi. İzninle hayatım. Ne yaptınız lan? Merhaba. Ne haber? Deniz hoş geldin. Caner hoş bulduk. Ne yaptın? Hazır gibi duruyor her şey. Hazır. Her şey konuştuğumuz gibi. Merak etme.
Deniz bu çocukla ne konuşuyor? Baksana yüzünde de garip bir ifade var yani. Hiç öyle eğleniyormuş gibi de görünmüyor. Haklısın. Ama vardır herhalde bir sebebi. Ne bileyim. Az önce de laf sokar gibi konuştu bana. Anlamadım, bir gariplik var. Tuhaf. Ya adam bana diyor ki sen buradan üçlük atabilir misin? Ben de dedim tanımıyor galiba, sustum. Bir şey de söylemiyorum, profesyonelim falan. Baba anlatıyor da anlatıyor, kafa açıyor. Oo, ders veriyor bana ya, basketbol. Dedi abi sen ne diyorsun, kime ne anlatıyorsun ya? Bu adam Ateş Akça, bu adam profesyonel. Adamın yüzünü görmek isterdim açıkçası. Direkt çarşamba pazarı. Hayatım ben geliyorum şimdi. Tamam bir tanem. Yani gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi kaldı böyle, bir şey de diyemedim. Allah'ım be. Caner, her şey tamam değil mi? Evet, ben hazırım. Merak etme. Sana işaret verdiğim zaman videoyu başlatırız. Tamam, o iş bende. Arkadaşlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Biliyorsunuz bu gece burada Ateş için toplandık. Onun başarısını kutlamak için. Sevgilim, sen de gelip dostlarımıza bir şeyler söylemek ister misin? Ya. Bu arada Ateş için güzel bir video hazırladım. Ateş'in konuşmasından sonra onu da izleriz. Dostlar, öncelikle bu gece beni burada yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum çünkü yeni bir yola başlıyorum. Benim için yeni hayat, yeni umutlar, yeni bir takım, yeni şampiyonluklar. Ha? Ya bunu işte burada sizlerle birlikte kutlamak beni çok mutlu etti açıkçası. Tabii bu harika organizasyonu, bu mükemmel geceyi ayarlayan eşime de çok teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum bir tanem, her şey harika. Teşekkür ederim. Hadi eğlenelim. Eğlenelim. Deniz. Bu kadar önemli bir gecede Rüya neden burada değil? Acaba Rüya neden burada değil? Sizin rezilliğinizi görsün istemedim çünkü. Ateş. Ne oldu? Deniz her şeyi biliyor. Ne diyorsun ya? Ahmet. Geldim işte. Hayırdır ya? Sen neyin derdindesin kızım? Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ne bu iddet, ne bu celal? Sen niye tehdit ediyorsun beni? Yine başa mı döndün? Az önce karın ballandıra ballandıra bana ne kadar mutlu olduğunuzu anlat. Sen beni oyalıyorsun artık. Git konuş Deniz'le, anlat her şeyi. Çünkü beni daha fazla bekleyecek sabrım kalmadı artık. Allah Allah. Ne yapayım, ne diyeyim, ne dememi istersin gayet? Benim gayeden gayrimeşru bir oğlum var mı? Aynen öyle söyle. Ya ben anlamadım ki bu durum daha fazla ne kadar bu şekilde devam edebilir. Sen bana bir söz verdin. Verdiğin sözü tut. Sen de bana bir söz verdin. Sen de verdiğin sözü tut. Bekleyeceğim dedim. Biraz sakin ol. Biraz sabırlı ol ya. Ya kolay mı zannediyorsun Deniz'e aramızda olanları anlatmak? Ya ben seni oyalamıyorum. Sadece doğru zamanı bekliyorum. Tamam mı? Arkadaşlar, soru almıyoruz. Gaye Hanım, metres olmak sizi üzmedi mi? Ya bu ne salak salak sorular böyle? Beyefendi, işimizi yapıyoruz. Çek şu mikrofonu. İkinci kadın olmayı neden kabul ettiniz? Arkadaşlar, açıklama yapmayacağım. Müsaade edin, geçelim. Ateş Bey, sonunda İbdiniz pazara çıktı. Abi, sakin. Başka rezalet görüntüleri görecek miyiz ha? Sırada ne var? Ya ulan, ne var? Ulan var ya, elimde kalacaksın bir gün ha. Ateş Bey! Ateş Bey! Sizinle görüşeceğiz. Thank you.
hoş geldiniz Deniz Hanım. Hoş bulduk Elifciğim. Valizleri hazırladım. Tamam, çok sağ ol. Kapının önüne koyabilirsin. İyi akşamlar Nevin'cim, nasılsın? Sağ ol Deniz, sen? İyiyim ben de, sağ ol. Rüya'yı merak ettim, ne yaptı? Gayet iyi, keyfi yerinde. Sena'yla pijama partisi yapıyorlar hatta. Yerim ben onları, çok tatlılar. Nevin, bu gece için teşekkür ederim ya, yanımda olduğun için. Bu arada bir şey diyeceğim, lütfen, lütfen Rüya hiçbir şey görmesin, hiçbir şey duymasın. Çok dikkat et, olur mu? Hiç merak etme, dikkat edeceğim. Hiçbir şey izleyip dinlemeyecek, için rahat olsun. Tamam, o zaman yarın yine haberleşiriz, iyi geceler. İyi geceler. Deniz. Heh. Çok güzel. Bavullar hazırlanmış, kapıya koyulmuş. Yok artık. Deniz açar mısın? Deniz açar mısın şu kapıyı? Ne oluyor? Ne bunlar böyle? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ateş, ne oldu? Eksik bir şey mi var bavulunda? Hayır, bütün eşyalarını bavuluna ben yerleştirdim. Ya eksik bir şey varsa alıp gidebilirsin. Ya hala bavul diyorsun, eşya diyorsun Allah aşkına. Sen ne yaptığının farkında mısın? Sen az önce beni herkese karşı rezil ettin. Kariyerimi yerle bir ettin ya. Gerçekten mi Ateş? Sen hala utanmadan beni suçlayabiliyor musun? Sen haftalardır gözümün içine baka baka bana yalan söylemişsin. Senin gayeden bir çocuğun var ya, bunun ötesi var mı? Ben sana bunu söyleyecektim. Hı. Söylemek için fırsat kolladım. Ama sen bunu öğrendiğinde böyle insanlara karşı beni rezil etmeseydin, herkese anlatmadan gelip benimle konuşsaydın daha iyi olurdu. Anlatacaktım ben sana bunu ya. Ne zaman anlatacaktın Ateş, ne zaman? Senin bana bunları anlatmak için bir sürü zamanın vardı. Sen ne yaptın? Beni kandırdın. Sen bana yalan söyledin. O kadınla benim çiftliğimde birbirinizle ilk defa tanışıyormuş gibi yaptınız. O kadın benim evime girdi. Benim ailemin işine girdi. Benim bütün özelimi öğrendi. Sen ne yaptın? Beni kandırdın. Onunla beraber, sevgilinle beraber benim yıl dönümümü kutladınız ya. Siz bana sürpriz yaptınız. Komik miydi? Eğlendiniz mi? Güldünüz mü arkamdan? Ne kadar enayi, ne kadar salak bir kadın dediniz mi sevgilinle? Ya sevgilin deyip durma, o benim sevgilim falan değil. Yapma Allah aşkına. Geçmişte kalmış, bitmiş, gitmiş bir hikaye. O kadar. Bir anda çıktı karşıma, dönmüş Londra'dan. Çocuğun var dedi. Ben daha bunu sindirmeye çalışırken geldim çiftliğe, bir gördüm senin yanında. Ne yapayım, ne edeyim bilemedim. Nasıl anlatacağım, nasıl söyleyeceğim, sana derdimi nasıl anlatacağım bilemedim. Özür dilerim. Farkındayım, hata ettim. Tamam mı? Kusura bakma ama ne yapayım ya? Bir şey diyemedim işte. Benim o kadınla aramda hiçbir şey olmadı. Olmadı mı? Olmadı, evet. Ateş, ben Ankara'da otelden çıkarken Gaye'yi gördüğümü söyledim sana. Sen ne dedin? Hayatım, öyle bir şey olabilir mi? Saçmalama dedim. O kadar rahat yalan söylüyorsun ki. Ankara'da, o otelde, o odada onunla seviştikten sonra nasıl beni öpebildin Ateş?
Ya Deniz yapma Allah aşkına. Böyle bir şey olabilir mi? Ben böyle bir şey yapar mıyım ya? Benim onun Ankara'ya geldiğinden haberim bile yoktu, tamam mı? Bana söylemedi geleceğini. Geldim otele. Bir anda kapı çaldı. Açtım baktım karşımda. Evet odaya geldi ama ben hemen gitmesini istedim. Bu kadar. Yemin ederim onunla aramda hiçbir şey olmadı. Tamam mı? Gitti. Git dedim gitti. O kadar. Ateş lütfen git. Deniz bak hiçbir yere gitmeyeceğim. Konuşacağız. Dinleyeceksin beni. Bir de benden dinleyeceksin bu meseleyi ya. Senin bana bunları anlatmak için çok zamanın vardı. Sen ne yaptın? Hiçbir şey anlatmadın bana. Senin bana yapman gereken tek bir şey vardı. Dürüst olmak. Bak seninle tam burada, tam burada konuştuk. Artık oyun yok dedim, yalan yok dedim. Sana güveneceğim dedim. Sen ne dedin? Tamam dedin. Ateş, sen benim içimdeki bütün güzel duyguları öldürdün. Hepsini, tek tek. Lütfen git, lütfen. Ben sana söylemeye çalıştım. Söylemek için çabaladım. Ama seni kaybetmekten o kadar çok korkuyordum ki o yüzden... Söyleyemedim işte. Anlatamadım, açıklayamadım. Özür dilerim. Bitti. Bitti. Geri dönüşü yok artık. Sen şimdi beni kaybettin. Anlıyor musun? Bitti. Lütfen git. Bak lütfen git diyorum. Deniz. Tamam. Tamam, gideceğim. Şu an sinirlisin. Bana ne yaşattığını farkında bile değilsin. Haklısın. Şu an iyi olmadığın için sakinleştiğinde bir daha konuşacağız bunları, tamam mı? Alo. Alo abi, merak ettim. İyi misin? Değilim Samet, değilim. Yoldayım, otele gidiyorum. Otel mi? Nereden çıktı ya? Deniz evden kovdu. Hazırlamış bavullarımı koymuş kapıya. Yapma ya, üzüldüm. Ha, sen otelde kalamazsın bu arada, biliyorsun değil mi? Niye? Neden kalamazmışım? Abi bütün basın peşinde. Yani otele girdin dakika haberleri olur. Zaten iki saattir şu kafa attığın gazeteci şikayetçi olmasın diye uğraşıyorum. Daha fazla malzeme vermeyelim lütfen. Eyvallah, haklısın Samet de ne yapayım? Otele gitmeyip nerede kalayım? Sokakta mı kalayım? Arabada mı yatayım? Ne yapayım? Hayır abi, ben de güne duruyorum. Gel buraya, ben de kalırsın. Hadi, bekliyorum. İyi, tamam. Geliyorum. Oh be Samet. Oh be oğlum ya. Vallahi olayın ilk şokunu atlatınca bir rahatlama geldi ha. Yemin ederim. Çok iyi oldu ya. Bak böylesi daha iyi oldu, ben sana söyleyeyim. İyi oldu, iyi. Abi sen neler olduğunun farkında mısın? Bak endişelendirmeye başlıyorsun beni. Oh be ne demek ya? Sametciğim artık yalan söylemek zorunda değilim. Artık hiçbir şey saklamak zorunda değilim. Vicdanım da rahatladı. Oh mis gibi işte be. Oğlum bak yemin ederim çok iyi oldu ya. Yemin ederim çok rahatladım. Bu kadar mı fark eder? Abi bavullarla geldim buraya. Deniz seni evden kovdu. Biliyorum Samet, biliyorum. Oğlum evden kovmak da kalsa iyi. Beni herkese rezil etti Deniz. Bir de evde ağzımın payını verdi, paketledi, gönderdi. Biliyorum ama kız haklı, ne yapalım? Fakat ben ne yaptım? Gaye ile aramda hiçbir şey olmadığını anlattım ona. Başım biraz sakinleşsin. Tamam. Bir düşünsün. Anlayacak beni. Yani zamanla affedecek beni oğlum, eminim. Ya affedecek olsa kapının önüne koyar mıydı seni ya? Maşallah Sametciğim, ağzından bal damlıyor. Ne diyeyim, yalan mı söyleyeyim?
Ya yalan söyleme oğlum. Söylemene gerek yok. Bu bir türlü yaşanacaktı yani. Bir şekilde biz bunu yaşayacaktık. Tamam, yaşandı, bitti. Ben tanıyorum Sametçim karımı. O dediğim gibi böyle biraz zaman geçsin, biraz sakinleşsin. Düşünecek, taşınacak, anlayacak. Ben de zamanla geçeceğim evimize. Eski günlerdeki gibi. Ufak ufak arayı düzelteceğim. Her şey yoluna girecek, merak etme. Bu kadar. Merhaba Mahir. Ne yaptın? İşlemleri başlattın mı? Ben daha fazla geç kalmak istemiyorum. Evet, her şey tam istediğin gibi ilerliyor. Muhtemelen yarın haberi olur. Güzel. Bana ne yaşattılarsa aynılarını yaşatacağım onlara. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.